olmaz. Ne oldu? Yani kek gibi kalmış da ona bakıyorum Kadir Bey. Süt mü çekmemiş? Hı. Bakın. Seninki öyle sanki. O Evet. benimkinde öyle yok. Hı. Ben Yani aslında göstermek. bir kraliçe böyle beklediği zaman daha lezzetli gelen bir Aynen. tatlıdır. Beklerse daha güzel olması gerekiyor diyeceksiniz. O zaman Tek neden sütle yaptın yaptınız? değil mi? İçerisinde süt var, süt tozu var ve krema koydum. Yani tek süt demeyelim de sütle, o süt Hani çeşidi. normalde bildiğimiz trileçe karamelinden önce bir krem şanti falan daha süreriz ya. Aslında orijinalinde yoktur krem şanti. Balkanlardan gelen tarifinde krem şanti yoktur. O şekilde ama daha lezzetli ve günümüzde de hep öyle. Yani krem şanti koyup tekrar o krem şantinin krema böyle tadı Üzerinin oluyor, onu o çok tekrar sevmiyorum. yapılan o sunumda süsü falan daha Yani güzel olmuyor ya. sütünün içerisine süt tozu koyuyorum, krema koyuyorum. Onu çırptığım zaman üzerinde bir köpük oluyor zaten. O üzerin kreması şeklini alıyor. Ama dediğim gibi Anladım. beklese sütünü çeker çok daha lezzetli olurdu. Beğendin mi? Tadı güzel mi? Yok Kadir Bey, beğenemedim. Beğenmedim. Peki, afiyet olsun. Bakın görünüyor zaten, direkt kestim kek. Sütün emmemiş yani. Yok, emmemiş. Sibel sen beğendin mi? Kadir Bey, ben de çok beğenemedim. Sanki yani altını üstünü çevirip mi yaptınız, orayı tam anlamadım. Çünkü tabii ki. altından Yani sonuçta... yok yani anlayamadım nasıl yaptınız. Ben çünkü çok fazla bunu bilmiyorum, yapmıyorum. Normalde yiyorum Kekin dışarıda ama... kemiği kısmı ne? Keki çeviriyoruz zaten. Yani yağlı Biraz kağıt yanık gibi var altında sanki. Yanık değil. Dibini mi sarmış ya da yani... Kekin üst kısmı işte o. Tamam, çok mu kızarmış ya da... Şimdi Hayır, sütü o değil. yiyor ya, sütü yiyince Sonuçuyor. üstündeki o kabuk kısmı böyle kalkıyor ya, o işte. Anladım. Şunu diyorum, yediğinde Süt yanık tadı geliyor ayırır yani. Ama ben hiç yapmadım ama dışarıda çok Hayır, görüyorum, hiç böyle yediğin zaman bir yanık tadı geliyor mu sana? Onu anlayamadım, tam gelmiyor yani. Yani ne yedim gelmiyor anlamıyorum gibi. Yani. Karamelden dolayı da olabilir. Hayır hayır, anlamaya çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Yani zaten Sibel Hanım ne dediğini bilmiyor. Çok çelişkili konuştu. Tatlıdan aynısını yaptı. Ara sıcakta da aynısını yaptı. Donuk dedi, tadı donuk dedi, yanmış dedi, yanmamış da olabilir dedi. Yani öyle de olur, böyle de olur dedi dedi. Meryem abla beğendin mi? Bilmiyorum. Ben tatlıyı beğendim. Sonuna kadar da yedim. Afiyet olsun. Tadı, tuzu işte, sütü falan her şeyi çekmiş. Ama Yani... Esra'nınki gerçekten kuru ama. Evet. Ona Belki tam bakınca. ortası gelen kısım gelmiş olabilir Kek, belki. Bildiğiniz sizi. kek. Aynen Görüyorsunuz öyle. Zaten. Ya ama benimki iyiydi, güzeldi. Eline emeğine Afiyet olsun. sağlık. Afiyet olsun. Gülşen Anne Hanım. beğendim. Çok güzel olmuş. Yedim de. Afiyet olsun. Eline koluna sağlık Çiğdem ablacığım. Sevgili seyirciler, Enem Arat benim de haftanın son gününü tamamladık. Şimdi sıra geldi son puanları vermeye. Ardından bu hafta birbirlerine arkadaşlar kaçar puan vermişler. Acaba hak ettikleri puanları almışlar mı? Hep birlikte göreceğiz ve aynı zamanda 50 bin TL'nin sahibini, etapın birincisini açıklayacağım. Geliyoruz birazdan büyük finalle. Çiğdem Hanım, ben bugün sizin masanızda çorbanızı, pilavınızı, tatlınızı beğenmedim. Beğendiklerim arasında sadece ana yemeğiniz vardı. O yüzden size puanım 2. Çiğdem Hanım, sofrada pek beğenemedim yemeklerinizi. Hele hiç beğenemedim gerçekten. Sadece tatlınızı beğendim. O yüzden size puanım 2. Çiğdem Hanım'ın bir tek ana yemeğini beğendim. O da pilav hariç. Diğerlerinin hiçbirini beğenmedim. Puanım kendisine 2. Çiğdem Hanım'ın sadece ana yemeğindeki tavuğunu, bir de tatlısını çok beğendiğim için Çiğdem Hanım'a puanım 2. Enem Arat benim de bir haftanın daha sonuna geldik. Çiğdem Hanım'ın eline koluna sağlık. Mutfakta elinden geleni yaptı. Çorba konusunda ben çorbasını beğendim. Gayet lezzetliydi, kıvamlıydı. Açıkçası öyle aman aman bir kesilmişti yoktu. Ara sıcağı geldiğimizde ise fettenin ben tadını, tuzunu beğendim. Hanımlar çok abarttılar. Sanki daha önce hiç karışık kızartma yememiş gibi konuştular. Ama gerçek bir fette asla değildi. Çünkü gerçek bir fettenin içinde patlıcan olmaz ve kızartılmış lavaş ekmeğiyle gelir. Keşke yanındaki horasan böreğini yapmasaydı da gerçek lavaşıyla onu sunsaydı daha da güzel olabilirdi. Ana yemeğin tavuğunu beğendim. Ispanağı gayet güzeldi. Ama yanındaki pilavını hiç beğenemedim. Hem lapaydı hem de pirincini çok koyduğu için kesinlikle sebzeler eşit dağılmamıştı. Tatlıya gelince tatlısını ben beğendim. Benimki güzeldi ama bazı yarışmacılarımızda süt yoktu. Gözümle gördüm. Kuruydu bazı kenarları. Yine de eline koluna sağlık diyorum. Ama 3 süt kullanmadığı için buradan da tabii puanımı kırıyorum. Hazır mısınız? Hadi bakalım Enem Arat benim de bu hafta kim birinci oldu, hep birlikte görelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.